Herkese yeniden merhaba. Bu videoda TYT Limit Biyoloji Deneme Sınavlarının 5.sinin çözümünü yapıyoruz. Başlayalım. Kolaylaştırılmış difüzyon ile ilgili özelliklerinin hangileri aktif taşıma içinde doğrudur? Taşıyıcı proteinlerin görev alması aktif taşıma için doğrudur. Çünkü her ikisinde de molekül bir proteinin içerisinden geçerek hücrenin içine girer ya da hücrenin dışına çıkar. 2. Maddelerin çok fazla oldukları ortamdan az oldukları ortama doğru geçiş yapması, kolaylaştırılmış difüzyon bir difüzyon olduğu için çoktan aza doğru gider. Ama aktif taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğru yapılır. Yani bu ortak bir şey değildir. Yoğunluk farkının giderek kapanması, difüzyonda bu fark giderek kapanır ama aktif taşımada fark giderek açılır. Bu yüzden de cevabımız A olmuş oldu. 2 Azot döngü sırasında gerçekleşen bazı olaylar aşağıda verilmiştir. Buna göre gerçekleşen olaylarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Bir kemosentetik canlılar tarafından gerçekleştirilir. Bire bakalım organik atıkları amonyak haline getirmiş. Bunu saprofitler yapar ve saprofitler heterotroftur. Kemosentetik canlı değildir. O zaman cevabımız direkt A olarak çıkıyor. Ama devam edelim. 2 ve 3 nitrifikasyon olayıdır. 2. Amonya nitrite. 3 ise nitriti nitrata dönüştürür. O zaman bunlar nitrifikasyon olayıdır ve bir kemosentezdir. B doğrudur. C bir organik maddelerin inorganik hale dönüşümünü sağlar. Evet saprofitler organik maddeleri inorganik hale dönüştürürler. D. Dört Atmosferin azot miktarını arttırır. 4. Nitratı atmosfere bağlıyor. Bu denitrifikasyon olayıdır. Denitrifikasyon adını verdiğimiz bu olay azot gazını arttıran bir süreçtir. Bu da doğrudur. E, 3 numaralı olayı gerçekleştiren canlı azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesini sağlar. 3 numaralı olayı gerçekleştiren canlı azotu bitkilerin kullanabileceği bir form olan nitrat tuzlarına dönüştürür. Dolayısıyla E de doğrudur ve cevabımız A olmuş oldu. 3. Genotipi aşağıdaki gibi olan bir canlının oluşturacağı gametlerden hangisinin oluşumu sırasında crossing cover görülmüştür? Şimdi eğer crossing cover görülmemişse şurada gördüğünüz bağlı genleri birbirinden ayırmamanız gerekir. Ama eğer crossing cover varsa burada bir ayrım da söz konusudur. Şıklara bakalım. Büyük A, büyük B burada zaten aynı çizgi üzerinde. Burada da aynı çizgi. D zaten tek başına. Yani bu normal bir şekilde oluşmuş olabilir. B şıkkına bakıyoruz. Küçük A ve büyük B. Gördüğünüz gibi normalde küçük A ile büyük B karşılıklı kromozomlarda. Yani Bağ burada bozulmuş durumda. Normalde küçük a'nın yanında küçük b ya da büyük b'nin yanında büyük a olmalıydı ama bunların bir araya gelmesi parça değiştirildiğinin bir göstergesidir. Bu durumda da B'nin oluşumu sırasında crossing over görüldüğü kesindir. Tabii ki mutasyonun olmadığını varsayıyoruz. Bu durumda cevabımız B'dir. Ama diğer şıklara baktığımız zaman şu D'lere bakmamıza gerek yok. Ama diğerlerine baktığımızda büyük a büyük b ve küçük a küçük b'nin şurada da bir arada olduğunu görebiliyoruz. Bu yüzden de cevabımız B olmuş oldu. 4. Hayvanlar alemindeki bir canlıya ait olan aşağıdaki özelliklerden hangisi bir hayvanın sınıfının belirlenmesinde tek başına yeterli değildir? Olgun al yuvarların çekirdeksiz olması hayvanın memeli olduğunun göstergesidir. Memeliler sınıfında olduğunu anlayabiliyoruz. O zaman bu tek başına yeterlidir. Kas yapılı bir diyafram bulundurmak gene memelilere özel bir durumdur. Dolayısıyla burada da anlıyoruz. Tüyden oluşan bir vücut örtüsü kuş olduğunu kanıtlar. O zaman buradan da anlarım. Trakes solunumu gerçekleştirmesi bunun eklem bacaklı olduğunu da kanıtlayacaktır. Çünkü traki solunumunu sadece eklem bacaklılardan, böcekler ve çok ayaklılarda görebiliyorum. Gene anlaymış oldum. Ama akciğer solunumunu sürüngenler, amfibiler, kuşlar ve memeliler yani balık hariç tüm omurgalarda görebiliriz. Hatta bazı balıklarda bile istisnai olarak görülebiliyor. Dolayısıyla ben buna tutup da kesinlikle sürüngendir, kesinlikle kuştur falan diyemem. Bu yüzden cevabımız E olmuş oldu. 5. Aşağıdaki üreme olaylarından hangisinin sonucunda oluşan bireyler ata bireyden farklı bir genetik yapıya sahip olur? Ata bireyden farklı bir genetik yapıya sahip olması demek, canlının mutasyon hariç bir genetik çeşitlilik göstermesiyle ancak olabilir. Deniz yıldızının kopan parçasından yeni bir birey oluşması rejenerasyon ile üremeye örnektir ve burada bir çeşitlilik olmaz. Hidrada oluşan tomurcuk şeklindeki yapılardan yeni birey oluşturulması tomurcuklanma ile üreme ile gerçekleşir ve burada da bir çeşitlilik olmaz. Paramezyumun ikiye bölünmesi sonucu yeni bireylerin oluşması bölünerek üremenin özelliğidir. O yüzden burada da olmaz. Domatesin tohumundan yeni domateslerin oluşması ise bu bir eşeyli üremedir ve biz burada bir genetik çeşitliliğin oluştuğunu görürüz. O yüzden cevabımız da D'dir. Ama E'ye de bakalım. Bitkinin çelikli üremesi ise vejetatif üreme özelliğidir. Bu bir çeşitli yol açmayacaktır ve cevabımız da D'dir. 6. Birden fazla enzimin beraberce çalışması aynı işi daha kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Yukarıda 5 farklı enzimin takım halinde çalışması sonucu L maddesinin üretim yolu verilmiştir. Buna göre hangisi yanlıştır? A. E2'nin substratı E1'in ürünüdür. Bakıyoruz. E2'nin substratı B'dir. B de aynı zamanda E1'in ürünüdür. Bu doğrudur. B, E2 ve E4'ün substratı ortaktır. E2 K üretiyor, E4 de K üretiyor. O zaman bu yanlış. Şimdi burada bakıyoruz. E2 K üretiyor, E4 de K üretiyor. Ortak olan şey substratları değil, ürünleri. Substratlarına geldiğimizde ise E2 B kullanıyor, E4 D kullanıyor. Yani farklı substrat ama aynı ürünü oluşturuyorlar. Bu yüzden de yanlış olan B olmuş oldu. Diğer şıklara da bakalım. C, E5 tersinir çalışmaktadır. E5 hem K'yi L'ye hem de L'yi K'ye döndürüyor. Dolayısıyla e5 burada ters sinir çalışır. D. E4'ün üretiminde meydana gelen bir hasar. E4 nerede? Burada. L'nin üretimini engellemez. Şimdi eğer E4'te bir hasar olursa bu şu demek. DK'ye dönüştürülemez demek. Ama aynı zamanda E2 K üretmeye devam ettiği için L de burada üretilmeye devam edilebilecektir. O yüzden burada bir sıkıntı olmayacaktır. E bir ürün birden fazla enzim tarafından üretilebilir. Evet E2 ve E4 K dediğimiz aynı ürünü üretebilmekteler. Bu da doğrudur. Ve yanlış olan burada B şıkkı oldu. Evet arkadaşlar bir de buradaki bilgilenelim kısmına biraz bakalım. Burada RNA moleküllerinden bahsediyoruz. 3 çeşit RNA molekülü var görevlerine göre. Bunlar mRNA, tRNA ve rRNA'dır. Bunların görevleri ve yapıları birbirinden farklıdır. Üçü de DNA tarafından üretilmiş olan moleküllerdir ama farklı şekilde kullanılırlar. mRNA genetik bilgiyi DNA'dan alarak ribozoma götüren bir RNA çeşididir. tRNA mRNA üzerindeki şifrelere göre ribozoma amino asitleri getirir. RRNA ise doğrudan ribozomun yapısını oluşturan RNA molekülüdür. Bu durumda da 3 farklı RNA'nın da görevlerini de gene öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Böylelikle 5. deneme çözümünü tamamlamış olduk. Bir sonraki yani 6. denemenin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.